Bugün rahmetli Bülent Ecevit'in, yani bizim iki büyük gücümüz var. Biri hak, biri halk diyen halkçı Ecevit'in siyaset arenasından, yaşamdan çekilişinin, hakkın rahmetine kavuşmasının 13. seneyi devriyesi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mücadelesi her birimizin gönlünde, aklında bundan sonraki yıllar, yüzyıllar boyunca yaşayacak. Ancak bu çatı altında galiba en çok unuttuğumuz şey, inançla, imanla, mücadeleyle dolu geçen yılların arkasından birilerini anmak, onlar üzerine konuşmak. Aslında kendimize bu kötülüğü yapıyoruz. Çünkü bizim de hayat hikayelerimizde acısıyla, tatlısıyla yıllar var ve bu çatı altında, bu gök kubbe altında gittikten sonra birilerinin de bizim hakkımızda iyi konuşması, bizi anlatması ya da arkamızdan konuşuluyor olması çok değerli bir şey. Nezaketle, şair nezaketiyle, naifliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'nı dünyaya anlatabilmiş bir lider. Kırmadan, dökmeden. Bir yazar zerafetiyle dünyanın emperyalist güçlerine karşı direnebilmiş, Afyon tarlalarından iktidardan düşürmeye kadar kendisine rüşvet olarak teklif edilen siyasi ikballerin tamamını onların sofralarında reddetmiş, onların masalarına oturmamış bir büyük politikacı. İş Bankası Yayınları'ndan külliyatı çıktı. O külliyat içerisinde kendisine Şili'de Allende'nin devrilmesi karşılığında emperyalistlerin nasıl iktidar rüşveti teklif ettiklerini ve halk oyuyla gelmiş bir liderin devrilmesine asla aracılık etmeyeceğini söyleyerek o toplantıyı nasıl terk ettiğini okursanız, bugünlerin aydınlanmasına çok büyük katkısı olacaktır. Bülent Ecevit halkçıdır. Bülent Ecevit bu çocuğun babasının kaderinde, kesişmesinde rolü olan bir insandır. Ankara'da Mithat Paşa Caddesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu, onun da başbakanlık forsunu dalgalandırarak Renault arabasında, Renault Station arabasında yürüdüğü bir gün durdu. Arabanın kapısı açıldı. Babamla el ele yürüyen beni saygıyla selamladı arabadan. Ben daha küçük bir çocuktum. Nasılsın Ziya Usta diye sordu. Babam matbaa işçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin matbaasında 40 yaşında çalışırken kurşun zehirlenmesinden ölmüştür. Ama ondan önce Ulus Gazetesi'nde baş mürettipti. Düzeltme ve dizgi işi yapardı. Bülent Ecevit'in yazısını dizdiği için, Nihat Erim'le Bülent Ecevit'in yazısını dizdiği için tahkikat komisyonu tarafından 15 günlük bir işkenceye maruz bırakılmıştır. Bütün ağacıların altından benim çocuk hafızamın hatırladığı şey şudur. Nezaketle seslenen bir başbakan. Nasılsınız Ziya Usta? Eşi Rahşan Hanım. Nasılsın ustacığım? Karşılıklı sohbetler ve biz halkla aramızdaki mesafeleri kaldırdığımızda ve biz emperyalizmin bize dayattığı her türlü zorlamaya karşı birlik olduğumuzda ve biz kendi liderlerimize, kendi siyasetçilerimize, kendi tarihimize ne kadar sıcak ve yakın davranırsak geleceğimizi o kadar büyük aydınlatacağımıza inanmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir konferansında büyük rakibi Süleyman Demirel, 50 yıl boyunca çekiştiler. Onun arkasından şunu söyledi: İnancı, azmi, mücadeleci kişiliğiyle her zaman dik durmayı başardı. Dik durmak önemlidir arkadaşlar. Dik duranları unutmamak lazım. Tarih bugün yazılmıyor. Tarih yaşadıklarımızın bileşkesi olarak duruyor. Ama gelecekten de işaretler barındırıyor. Biz emperyalizm karşısında dik duran, bu devleti kurarken asla birliğimizi, beraberliğimizi, nezaketimizi hep beraber paylaşarak çocuklarımıza büyük bir mirası bırakacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Kendisini, liderimizi, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bir aydınını anarken saygı, sevgi ve rahmet sunuyorum. Çelişkilerimiz bizi güçlendirir arkadaşlar. Allah'a çok şükür tek sesli, tek renkli, tek düşünceli bir toplumda yaşamıyoruz. Allah'a çok şükür pek çok farklı düşünce, pek çok farklı grup var. Ama unutmayın, biz hep beraber Türkiye'yiz. Eğer büyüklerimizi,
bize bu değerleri öğretenleri, bir miras olarak mücadeleyi bırakanları unutmazsak bizi de kimse unutmaz. Rahmet ve minnetle anıyorum efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.